Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere bereketli bir kurabiye tarifim var. Bu kadar malzemeyle tam 2 tepsi kurabiye yapıyoruz. Bunları genelde böyle kahve yanlarına çok yakışıyor. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. 200 gram tereyağını derince kabın içine aldım. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ. Yarım su bardağı pudra şekeri. 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta. Tüm bu malzemeleri iyice karıştırıyorum önce. Çok bereketli bir kurabiye oluyor. Yapın, kavanozlarınıza doldurun. Kahve misafiriniz geldiğinde ikram edebilirsiniz. Tazeliğini de hemen hemen 2-3 hafta boyunca da koruyor. Kavanozun ağzını sıkıca kapatırsanız hiçbir şey olmuyor. Karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı dolusu ceviz içi. Ufak ufak dövdüm. Birazcık hafif taneli bıraktım ağza gelmesi için. İçerisine 3 su bardağı tepeleme dolusu un ilave ediyorum. Yavaş yavaş katacağım. Kıvamına göre ilave edeceğim. Sizler de öyle yapın. Sakın ununu fazla kaçırmayın. Eğer biraz fazla kaçırırsanız kurabiyelerinizi toparlayamayabilirsiniz. Spatula'dan arındırıp hamurumu yoğuruyorum. Su bardağı unun hepsini boşalttım. Sizler de yavaş yavaş ilave edin. 1 yemek kaşığı da ilave ediyorum. Çok un kaşığı doldurmayın. Sizler de böyle ununuzu yavaş yavaş ilave edin. 3 su bardağı un, bir de 1 yemek kaşığı koymuş olun. Bu un artık yeterli. Hamuru yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Eğer fazla un kaçırırsanız hamurunuzu toparlayamazsınız. Bu kıvam gayet iyi. Şöyle deneyin. Eğer ki rahatlıkla toparlanıyorsa kurabiyenizin hamuru hazır demektir. 2 tepsimi de yağlı kağıdı serdim. Şimdi hemen hemen ne kadar büyüklükte diyeyim. Misketten biraz daha büyük yuvarlayacağım. Avucumun içinde ve tepsiye dizeceğim. Yuvarlayıp bırakıyorum. Yuvarlayıp diziyorum. Misketten biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz büyüklükte de hazırlayabilirsiniz. Bu tam kahve yanı için uygun bir kurabiye. Çok da bereketli oluyor. Sonucu hamurlarını da yapıp bitiriyorum. Kurabiyelerin hepsini şöyle göstereyim. Tamamladım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tek tek pişireceğim. Önce birini, sonra da birini pişirip devam edeceğim. Sizler de kendi fırınlarınıza göre dikkatlice pişirin. Eğer 180 sizin için yüksek bir ayarsa 170 dereceye kadar düşürebilirsiniz. Fırından çıkardım. Gayet güzel kızardı. Fırından çıkarırken böyle biraz elinize dağılıyor gibi olabilir. Kesinlikle korkmayın. Fırından çıkartın, kenara koyun. O kendi kendine bekledikçe toparlıyor. Gerçekten ağızda dağılan enfes bir kurabiye olmuş. Şimdi bunu tarçın ve pudra şekeri karışımına bulayacağım. Derince bir tabağın içine 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ve 1 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri koyuyoruz. Şöyle karıştırıyorum. Sıcağıyla olmak zorunda değil. Hemen alıp içerisine atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve tepsiye diziyorum. Sirkeliyorum.
Tadı çok güzel. Şimdi sizlere tam ayrıntılı kıvamını da göstereceğim. Çok güzel olmuş. Ağızda o kadar güzel dağılıyor ki kendini hayran bırakacak bir kurabiye. Kaşığı bırakıyorum. Elimle daha rahat olacak. Pudra şekeri tarçın az gelirse gene ilave ederim. Servis tabağına dizdim. Görüntüsü enfes bir kurabiye oldu. Özellikle tadı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle izleyip geçmeyin sadece. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Çok güzel oldu. Şimdi sizlere tam ayrıntını böyle ne kadar ağızda daldığını da elimle göstereceğim. Şöyle bir tanesini ısırayım. İçinin güzelliği. Bir de şöyle elimle ezip size nasıl güzel dağıldığını göstereceğim. Ağzınıza attığınız anda sanki farklı bir şey yiyorsunuz gibi ağzınızın içinde dağılıyor. Böyle dağıttığım için de kusuruma bakmayın lütfen. Sizlere bunu anlatabilmem için dağıtmak zorundaydım. Aynen böyle de ağzınızda dağılacaktır. Umarım sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesini göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.